İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlal'e katıldığı televizyon programında Merkez Bankası'nın 3 başkan yardımcısının değiştirilmesini eleştirdi. Merkez Bankası'nın başkan yardımcılarını değiştirmekle enflasyonun düşmeyeceğini belirten Özlal'e, ilk önce görevden alınanlara şunu söylemek gerekiyor. Bir gün iktidar olduğumuzda bu 128 milyar doların, bu vatandaşlarımıza milyarlarca dolar kaybettirenlerin, Türkiye'yi fakirleştiren hareketlerin, tutumların, kararların hesabını soracağız. Orada görevden alınan üç kişi bence bu dönemin sonunda, bizler başa geldiğimiz zaman yargılanacaklar. Çünkü onlar bir sürü şaibeli operasyonun bir servet transferinin bu halka 128 milyar dolar kaybettirmenin baş mimarı. O yüzden de biz bu insanların sadece görevden alınmayla beraber Merkez Bankası'ndaki kariyerlerinin ve sorumluluklarının bittiğini düşünmüyoruz. Geçmişte yaptıkları bütün bu şaibeli operasyonların hepsinin hesabını sorulur. İkincisi, yeni gelenlerden üç kişiyi de tanıyorum. 3 kişi de iyi ekonomist. Fatih Bey de, Hatice Hanım da, Cevdet Bey de. Fakat sorun şu, biraz önce siz de söylediğiniz gibi bu insanlar enflasyonla mücadelede ne kadar rahat olacaklar? Ne kadar bağımsız olacaklar? İkincisi bence daha kıymetli bir soru. Enflasyonla mücadeleyi biz sadece Merkez Bankasına mı bırakacağız? Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye yüksek enflasyonla mücadele eden bir yerde daha doğrusu, bunu düzeltiyorum. Yüksek enflasyonla biz mücadele etmiyoruz. Şu anda sadece yüksek enflasyonun zararlarını görüyoruz. Hiçbir şekilde mücadele etmiyoruz. Böyle bir ekonomide para politikasını faiz kararlarına enflasyonla mücadele bırakılmaz. Bu çok daha kapsamlı bir mücadeleyi gerektirir. Yani bizler sadece para politikası kurulunun üyelerinden 3 tanesinin değiştirilerek enflasyonla mücadeleyi de kararlılık görecek kadar saf değiliz artık. Maliye politikasında enflasyon düşürücü dışında nasıl önlemler alınacağı hiç konuşulmadı. Şu anda enflasyonla mücadelede artık hükümet kararlı 3 kişi atadılar ve biz artık enflasyonun düştüğünü göreceğiz demek bence yanlış bir tespit. Daha öncesinde biz böyle bir durumla karşılaşmıştık ve Sayın Erdoğan'ın liyakat kadroları görevden aldığına şahit olmuştur. Israrla yapılmayan tarım reformu var. Sanayi reformu var. Çözülmeyen barınma krizi var. Bunları çözmeden Türkiye'de enflasyon yani hayat pahalılığı problemini sadece 3 tane başkan yardımcısını değiştirerek çözemezsiniz diye konuştu.